Değerli arkadaşlarım, Yeni Dünya Savaşı'nda artık gizli anlaşmalara geldik. Hatırlarsanız ben bu tarafa çizdiğimde özellikle bir gizli anlaşmanın olduğundan bahsetmiştim. McMahon, doğru mu? Tabii sadece McMahon değil, gizli anlaşmalar birçok devletin, birçok devletle imzaladı. Aslında bu devletler arasında ittifak devletleri denilen bizlerin bulunmadığı anlaşmalardır. Yani sınavda aşağıdakilerden hangisi gizli antlaşmaları yapan devletler arasında gösterilemez ki geçen sene de geldi bu sınav sorusu. Arkadaşlar kim gösterilemez? Gizli anlaşmalar bizim taraf yapmıyor ki yani ittifak bloğu. Hangi taraf yapıyor? İtilaf bloğu. O zaman itilaf bloğunun şu devletlerini bir sayalım. Say. Rusya, evet. Fransa, İngiltere. Bir de sonradan buraya geçecek olan İtalya. Ha, o zaman bu gizli anlaşmaların yapılma tarihleri 1915 civarları olduğundan dolayı sonradan giren devletler de olmaz. Örnek Çin, örnek Japonya, yani 32 devlet var dedik ya. 32 devletin sonradan girenleri de yok. O zaman karşı tarafa bir gizli anlaşmayı neden savaş devam ederken yapılır? Aslında bunun sorusunun cevabını arayalım. Evet Sinan, sen neden bir gizli anlaşma yaparsın? Diğerleri bilmesini istemez. Gizli anlaşmanın yapılması temel sebeplerinden biri bir kere uluslararası hukuka aykırı. Bu bir. İki, sen bir gizli anlaşmayı savaş devam ederken niye yaparsın? Savaştan sonra galip geleceğine inanıyorsun ki, doğru mu? Savaştan sonra bir de kendi aramızda bir savaş daha yaşamayalım diye. Doğru mudur? O zaman gizli anlaşmalar dediğimizin savaşın sırasında yapılmasının temel sebebi savaş sonunda galip geleceklerine inanmaları ve savaş sonunda da ayrıyetten bir de kendi aralarında savaş yapmalarının önüne geçmek istemeleridir. Olayın aslı bu. Şimdi burada değerli arkadaşlar bir şeyden daha bahsedelim. Gizli anlaşmalar itilaf devletlerin kendi aralarında olur. Sonradan katılanlar dahi bu gizli anlaşmalara dahil değildir. Paylaşılan topraklar ittifak bloğunun topraklarıdır. Yani Avusturya, Macaristan, biz, Almanya gibi yerlerin toprakları paylaşılır. Hocam gizli gizli diyorsun da kurban olayım nasıl bunları söylüyorsun bize? Tek sana mı söylediler bunları? Yok. Yahu bu gizli anlaşmaları başlarda yapan Çarlık Rusya'ydı ama Çarlık Rusya biliyorsun 1917 Bolşevik İtilali'ni geçirdikten sonra Sovyet Rusya kuruldu. Vladimir İlyich Lenin bütün gizli anlaşmaları ne yaptı? Açıkladı. O zaman gizli anlaşmaları dünyaya duyuran devlet hangi devlet? Sovyet Rusya. Yani Rusya tekrardan duyurmuştur. Bunu da bilelim. Şimdi bu gizli anlaşmalarla ilgili şu söylediklerimi bir yazalım. Tamam. Hangi devletler arasında oldu? Buyurun bir onları yazalım. İngiltere. Fransa. Çarlık Rusya ve hangi devlet? İtalya arasında yapılmıştır. Peki, ittifak bloğuna dahil devletlerin toprakları paylaşılmıştır. Dünyaya duyuran devlet? Evet, Sovyet Rusya'dır. Var mı sıkıntı olan? Peki kendi aralarında niye yapıyordu? Bir daha söyleyelim savaş devam ederken. Galip çıkacaklarına inanmaları, doğru mu? Bir de savaş sonrası kendi aralarında bir daha toprak meselesi yüzünden kendi aralarındaki yapacakları bir savaş şimdiden engellemeleri. Meselenin özü bu. Şimdi bu anlaşmaları tek tek bir işleyelim değerli arkadaşlar. Birinci anlaşma ne yazalım? İstanbul Anlaşması. Diğer bu adı anlaşmanın diğer adını da yazayım ben. Anlaşmanın adına dikkat edelim. Şimdi hepinize soru. Dur. Bana boğazları en çok isteyen devleti söyle. Rusya. Bitti. O zaman mantıken bu anlaşmayı yapan devletler İngiltere, doğru mudur? Fransa ve hangi devleti? Rusya. Çarlık Rusya. O zaman ne nereye verilmiş? Boğazlar. Boğazların hemen yanındaki hangi yarımada? Gelibolu Yarımadası. Ve boğazları korumak için nereye sahip olman lazım? Trakya. Kime veriliyor? Rusya. Var mı sıkıntı? Bu kadar. Boğazları kim istiyor? Kim istiyor sonra veriliyor. Yani Rusya'ya veriliyor. Evet buyurun ikinci anlaşma söyle. Londra. Çok güzel. Şimdi ben anlaşmayı şöyle bir ifade edeyim size. İtalya'ya sen bu taraftan bu tarafa geç diyorsun ya. Sen İtalya'ya bir şey vaat etmezsin. İtalya gelir mi? Yani. Sinan gelir mi İtalya? Yani. O zaman hangi devletler arasında olur? Mantıken 3 devlet artı
İtalya. Yazalım devletleri, buyurun. İngiltere. Fransa. Çarlık, Rusya ve hangi devlet? İtalya. İtalya. O zaman İtalya bu anlaşmayla taraf değiştirdi mi? Değiştirdi. Taraf değiştirdi. Peki İtalya ne vaat edildi? Buyurun. Antalya, Rodos. Yani Antalya'dan Konya'ya, tamam, onu bir yazayım. İtalya'ya neler vaat edildi? Antalya'dan Konya'ya kadar olan topraklar. Başka? Bu kadar mı? 12 ada. 12 ada. Rodos, doğru mu? 12 ada ve çevresi ile Rodos bırakılmıştır. Rodos bırakılmıştır. O zaman Londra deyince benim aklıma ne gelmeli? İtalya'nın taraf değiştirmesi gerek. Peki sen bir adam bir adam bir, o taraf o tarafa taraf değiştirirse sen o adama bir şey vermeden gelir mi ya? Elbette bir şey, bir pay vermek zorundasın. Evet, üçüncü anlaşma, buyurun. Sykes-Picot. Hayranım Fransızcanıza ve İngilizcenize. Anlaşması. Tamam dur, bunlar kim ya? İlk defa, tamam, şunu Londra biliyoruz, İstanbul, tamam. Sykes-Picot kim? Kim bunlar, kim? Biri İngiltere, diğeri Fransa. O zaman bunlar kendi aralarında bir anlaşma yapıyor. Dikkat edelim, tarafları söyleyelim. İngiltere ve Fransa'dır. Arasında imzalanmıştır. Bu anlaşma çok önemlidir. Şimdi önemine geleceğim. Orta Doğu bu iki devlet tarafından paylaşılmıştır. Bu iki devlet tarafından paylaşılmıştır. Örnek, işte Arabistan Yarımadası, işte Filistin toprakları, işte Irak toprakları İngilizlere, efendim Suriye, değil mi? İşte Lübnan toprakları falan da Fransa'ya bırakılmıştır. Anadolu'nun güneyi de dahil. Arkadaşlar ben bu arada Sykes-Picot ile ilgili bir cümle kullanayım. Sykes-Picot sorunun en fazla geldiği gizli anlaşmadır. Bir, hangi devletler arasında yapıldığını bileceksin, İngiltere, Fransa. İki, bu anlaşma günümüzde hala İngiltere ve Fransa tarafından uygulanmasa bile Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından uygulamaya konulmak istenmektedir. O yüzden Büyük İsrail Devleti'nin kurulması hala bu anlaşmaya bağlıdır. Yani bu anlaşma günümüzde yok ama yapılan bir anlaşmayı devam ettiren devletler var. Bunlar kim günümüzde? Amerika, İsrail, hatta İngiltere'yi de koyabiliriz. Arkadaşlarım, Sykes-Picot'u bilmezsen Orta Doğu'da ne olduğunu anlayamazsın. Sykes-Picot, bakın 100 yıl geçti anlaşmaların üzerinden, doğru mu? Hala devam ettirmek isteniyor. O zaman bu devletlerin 100 yılların üzerinde planların olduğunu gösterir. Doğru mu? Bir anlaşmayı sen 100 yıl önce feshedilen ve gizli anlaşmaları nitelendirmeyen anlaşmayı hala niye devam ettiriyorsun? Yani devam ettirmemin sebebi olmalı. O zaman bu devletlerin ciddi manada, diyoruz ya hocam işte büyük devletlerin 100 yıllık planları var. Var. Nereden anlıyorum? Hala ben buradan anlıyorum işte. Sykes-Picot o yüzden çok önemli. Bugün Suriye karışmışsa, Arap Baharı olmuşsa, bunların temel sebebi bu anlaşmanın hala uygulanmak istenmesidir. Lütfen dikkat edelim Sykes-Picot'a, bu çok kıymetli. Gelelim dörde. Dört ne? Petrograd Protokolü. Hangi devletler? Buyurun. İngiltere. Evet. Bak hep aynı mantıklı gitmiyor muyuz? İngiltere, Fransa ve bir dakika dikkat. Peki bir şey söyleyeceğim. İngiltere ve Fransa bu anlaşmayı hangi devletle imzalıyor? Rusya. Çünkü Rusya ekonomik anlamda zor durumda ya. Rusya'nın savaşta kalabilmesi amacıyla ona ek yerler veriliyor. Bir de Rusya itiraz etti. Lan dedi, koca Orta Doğu'yu paylaştınız. Bize ne kaldı o zaman dedi. Burada Rusya ek talep etti. Bana ek yer verin. Evet, Rusya'ya neresi verildi? Peki. Doğu Anadolu'nun Rusya'ya verildiğini gören İtalya dedi ki, kardeşim kusura bakmayın dedi ya, ben de ne yapmak istiyorum? Ben de sizlerden pay almak istiyorum dedi. Bu anlaşmaların yerlerini değiştirelim. Şöyle yapalım. Sen Jean de Maruyenne. Duydunuz mu öyle bir anlaşma? Sen Jean de Maruyenne anlaşması. Şimdi hepiniz söyleyin bakalım. Hangi devlet arasında oldu? Ek devlet isteyen hangisiydi? İngiltere. İtalya. Fransa. Evet. Ve ek olarak
İtalya. Peki mantıken İtalya hangi anlaşmaya karşı çıktı burada? Dedi ki sen bunlara Doğu Anadolu'yu veriyorsan bana da bir şeyler ver. Dikkat ediyoruz. Çok dikkatlice dinliyoruz. İzmir ve çevresi. Biz buraya Güneybatı Anadolu deriz. Kime bırakılmış? İtalya. İtalya'ya bırakıldı. Aa! Aa! Niye şaşırdınız? Ulan bir tek ben şaşırıyorum zaten. Sizin şaşırdınız yok. Niye şaşırıyor? Çünkü hayır. Şaşırman gereken orada değil. Şaşırman gereken gizli antlaşmalarla İtalya'ya verilen İzmir ve çevresini daha sonra kimin işgal ettiğini görmek. Heh, kim? Yunanistan. Heh. O zaman dikkat, bir şey söyleyebilir miyim? Gizli antlaşmalar ileride o zaman değiştirerek uygulanmaya devam edilmemiş mi? Bir takım değişiklikler var. İşte biz değişik olduğunu nerede anlıyoruz? Normalde İzmir ve çevresi İtalya'ya bırakılmışken şu an ise ondan sonraki zamanlarda ise Yunanların işgal ettiğini göreceğiz. Ancak şunu bilin. Önce kime bırakılmış? İzmir'e çevresi İtalya. 6. McMahon. Doğru mu? Bu bazı kaynaklarda şu A harfi olmaz arkadaşlarım. Bazılarında olur. Çok önemli değil. McMahon Anlaşması. Şimdi bu kimlerle imzalanmış? Hatırlayalım. Biraz önce işlemiştim. İngiltere ile Şerif Hüseyin arasında. Doğru mu? Şerif Hüseyin arasında imzalandı. Peki Şerif Hüseyin arasında imzalandığında ne demiştik? Hatırlayalım. Devlet kurulacak ve bu devletin başına, Arabistan devletin başına Şerif Hüseyin getirilecek. Ancak dikkat, İngilizler de Araplardan destek alacak. Yani Araplar İngilizlere Osmanlı'ya karşı destek verecek. İşte anlaşmanın maddeleri bu. Gizli anlaşmalar tamam mı hocam? Bir daha yapalım mı? Bak buraya. Evet, YouTube'dakiler herkes bakıyor. Anlaşmanın adı İstanbul'da yer adıyla Boğazlar. Boğazları kim istiyor? Söyle. Rusya. Niye demiyorsunuz? Rusya. O zaman Rusya'ya gitti Boğazlar. Peki Londra. Hangi devletin bu tarafa doğru geçişiydi? İtalya. O zaman sen İtalya'ya bir şey vermezsen geçer mi? O zaman İtalya'ya sen ne vermişsin? Dikkat edelim. Antalya'dan Konya'ya kadar olan topraklar Rodos ve 12 ada. Geldik Sykes-Picot, en önemli anlaşma. Amerika ile Amerika diyorum ya. İngiltere ile Fransa arasında imzalandı. Bu anlaşmayla neresi parçalandı? Orta Doğu. Geldim buraya. Kardeşim dedi, oh dedi, hamuduyla götürüyoruz maşallah. Bana bir şey kalmadı deyince Rusya'nın sırf savaşa devam etmesi için ona ne verildi? Doğu Anadolu'nun Rusya'ya verildiğini gören İtalya dedi ki kusura bakmayın gizli gizli takılıyoruz, bizim haberimiz yok zannediyorsunuz. Olmaz dedi. Saint-Jean-de-Maurienne anlaşması İzmir ve çevresi kime bırakıldı? İtalya. Zaten şunun ne olduğunu biliyoruz. McMahon. Tamam. Var mı sıkıntısı olan? Peki savaş devam ediyor. Savaş devam ederken Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyor? Asıl gelelim buraya. ABD biliyorsunuz taraf mıdır şu an? Hayır, savaşa girmedi. Peki Amerika Birleşik Devletleri mantıken her iki tarafa da silah satıyor mu? Satıyor mu? Satıyor. Büyük para kazancı var mı? Var. Peki Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'nin verdiği siparişi hemen ama Almanya'nın verdiği siparişi 4 ay sonra veriyorsa o zaman sen burada bir art niyet arar mısın? Sen orada bir tarafı direkt tutmasa da onlara destek olunduğunu göstergesi olur mu? Bunun üzerine Almanlar bir tane denizaltısını batırdı. Amerika'nın silahı, yani silah götüren ayrıyetten bir gemisini de batırdı. Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri dedi ki bakın kardeşim ben 1823'ten beri James Monroe, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanıdır bu. O yıldan beri günümüz yani 1917'ye kadar ne işliyorum, ne izliyorum dış politikada? Yalnızlık politikası gidiyorum. Ne demek? Yani Monroe doktrini uyguluyorum. Ne demek? Yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın kardeşim. Yeter ki bana savaşı ilan et. Ben kendi kıtamda mutluyum. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri Bin Dünya Savaşı'na ne yapmamıştır? Monroe doktrini gereği katılmamıştır. Ama nereye kadar geldi bu doktrin? Aha buraya kadar. Niye? Çünkü Almanya'nın özellikle yine bir silah gönderildiğini zannettiği gemiyi vurması üzerine, ama bu gemi bu sefer silah gönderilen bir gemi değil, bir yolcu gemisiydi. Bu yolcu gemisinin vurulmasıyla beraber ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri kusura kalmayın dedi kardeşim. Yalnızlık da bir tarafa kadar. Sinan daha iyi bilir bunu. yalnızlık da bir tarafa kadar dedi. Bu saatten sonra ben dedi savaşa kimin yanında gidiyorum? Kimin yanında? İngiltere. Peki. Şimdi dikkat. İtiraf ittifak. Bu arada savaş kafa kafaya gidiyor Amerika Birleşik Devletleri girene kadar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri girdiği zaman 1 milyon yeni asker gelecek. 1 milyon taze kan. Doğru mu? Çok büyük bir olay.
E peki dikkat edin şunu bakalım. Amerika Birleşik Devletleri bu durumu bilmiyor mu? Taze kan olduklarını, yeni bir güç olduklarını bilmiyor mu? Bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri ne dedi? Bir, benim bloğumdaki herkese borç vereceğim. Borç, savaşın sonunda geri dönmek üzere. İki, ama siz de benim dediklerimi yapacağınız, borç veren ne olur? Emir verir. Bakın Amerika Birleşik Devletleri dedi ki İngiltere, tamam ben senin yanında savaşa giriyorum ama benim şöyle 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 14 maddelik bir ilkem var, genelgem var, prensibim var. Eğer bu 14 maddeye savaşın sonunda uyacaksak senin yanında girelim. Bir daha söylüyorum. Eğer 14 maddeye savaşın sonunda uyacaksan giriyorum dedi. Peki hepinize soralım. İngiltere ne demiş olabilir? Ulan hele şu eşiği bir atlatak da tamam oğlum tamam getir lan imzalayak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'ın yayınlamış olduğu 14 maddeyi önce itiraf devletleri kendi aralarında imzaladı. Yani İngiltere, yani Fransa, yani İtalya. Çünkü bu esnada Rusya'da savaştan Bolşevik itilali sebebiyle çıktı. Wilson ilkeleri veya Wilson prensipleri diye tarihe geçen prensiplerdir. Kesinlikle bilinmesi gerekir. Çünkü Wilson prensiplerine savaşın bitirilmesine çok etkidir. Niye? Çünkü yenilen devlet taraf olan bizim taraf baktık bu ülkeler kendi aleyhimiz, kendi lehimize. Mesela Osmanlı'daki ilkeleri baştan sona okuyor. Diyor ki bu ülkeler savaş sonunda uygulanacaksa ben de zaten savaşta artık yenik çıkmaya devam edeceğim. Yani artık gitgide Osmanlı güçleşmeye başladı. Bir taraftan da batıda Almanya yeniliyor. Sıkıntı o. Bunun üzerine değerli arkadaşlarım Osmanlı Devleti Wilson ilkelerine güvendi ve çıktı. Bulgaristan çıktı. Avusturya Macaristan çıktı. Geriye kim kaldı zaten? Almanya onlar da çıktı ve savaş sona erdi. O zaman savaşın sona erdiren en büyük gelişme nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesi ve onun yayınladığı Wilson ilkeleri. Biz de başlık atalım. Ne diyelim hocam? Şöyle Wilson ilkeleri diyelim. Nasıl biliriz? Bilir miyiz daha doğrusu? Adamsınız vallahi yemin ediyorum. Kızıyorum mızıyorum arada ama işte. Baba yüreği işte. Bilir miyim baba yüreğinizi lan? Baba yüreği. Bir gün bir tane çocuk demiş ki baba demiş ya ben nasıl oldum demiş. Şimdi adam nasıl anlatacak? Demiş ki lan ne desem ne desem oğlum demiş. Ben demiş yastığımın altına bir tane şeker koydum. Sabahleyin bir baktım sen olmuşsun demiş. Çocuk haklı ya. Hemen gitmiş bir tane şeker almış yastığın altına koymuş. Ondan sonra sabah bir uyanmış 5-10 tane karınca var. Tam öldürecek. Ah demiş işte baba yüreği. Sizi öldürürdüm de işte demiş baba yüreği. Mesele bizimki de bu. Bunları seviyoruz bir taraftan da dövüyoruz ama işte baba yüreği, hoca yüreği diyelim. Sizleri öldürürdüm de işte baba yüreği. Evet gelelim Wilson ilkelerine. Hazır mıyız? Şimdi birinci maddeyle başlayalım. Wilson diyor ki yenen devletler yenilenlerden ne almayacak? Toprak ve savaş tazminatı almayacak. Yenen devletler yenilenlerden yani bizim taraftan toprak ve ne almayacakmış? Savaş tazminatı almayacak. Şimdi bir şey söyleyeceğim. İngiltere, dikkat düşünün. O zaman bir yerden savaş tazminatı almıyorsun, toprak al. O zaman niye savaştık oğlum biz? Demez mi İngiltere bunu imzalarken? Ama İngiltere demiş ki hele şu köprüyü başlat. Bu maddeler daha çok değişik. Çünkü İngilizlerin biliyorsun en büyük olayı diplomasi. Diplomasi de dünyanın en güçlü devleti İngiltere. Vallahi masaya zafer kazanmış otur savaştan sonra İngilizlerin masaya oturur kaybetmiş gibi olursun. Ulan ne oldu bana dedi lan savaşı ben kazanmadım mı? O kadar diretiyorlar. Dikkat! İngilizlerle gerçekten harp yapmak kolaydır. İngilizlerle masada oturmak zordur. Masada kalkmayacaksın çünkü İngiltere bütün senin sinir sistemini hoplatır masada. O yüzden çok dikkat etmek lazım. İşte Lozan'da da bunu İsmet İnönü'ye çok yapmaya çalıştılar. Allah da İsmet İnönü sakin bir adamdı da yani. Şimdi sen ben olsa dalardık oradaki İngilizlere ama öyle olmuyor. Bu yenen devletler yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak ne demek? O zaman kardeşim biz niye savaşlık anlamına gelir? Dikkat! Bunun üzerine devletler ne yapacaktır? Yenilen devletlerin yönetimlerini ele geçirerek güya onları korumacı bir politika izleyerek tarihe manda ve himaye adında bir sistemi getirmişlerdir. O zaman manda ve himayecilik hangi maddenin üzerine gelmiştir? Birinci bu madde. Evet birinci madde. O zaman bizler de yazalım. Manda ve himayecilik anlayışı ortaya çıkmıştır. Himayecilik anlayışı ne olmuştur? Ortaya çıkmıştır. Doğru mu?
Evet, bunu unutmayacağız. Gelelim ikinci maddeye. Buyurun. Madde 2. Tabii 14 maddenin 14 maddesini de işlemeyeceğiz arkadaşlar. Rahat olun, o kadar şey değil. Gizli anlaşmalar olmayacak. Gizli anlaşmalar bir kere uluslararası hukuka nedir değerli arkadaşlarım? Aykırıdır. Gizli anlaşmalar yapılmayacak. O zaman Wilson niye tepki göstermiş? Gizli anlaşmalara tepki göstermiş. Üçüncü madde. Evet, Polonya devleti kuracak. O zaman sınava girdin. Wilson ilkeleri kararıyla kurulan devlet hangisidir? Cevap ne? Polonya. Polonya devleti Almanya'dan ayrılarak kurulacak. Almanya'dan ayrılarak kurulacak. Şimdi hazır mısınız? Hazır mıyız? Evet. Dur. Almanya'dan ayrılarak hangi devlet kurulmuş? Polonya. Peki Almanlar bunu ister mi? İstemez. Eski adı Lehistan olan bu devlet Polonya devleti kurulduktan kısa bir süre sonra ne olacak? Almanya en son kaybettiği toprak parçası olan Polonya'ya göz dikecek. Ve Adolf Hitler 2. Dünya Savaşı'nı başlatırken ilk nereye saldıracak? Çünkü insanoğlu en son kaybettiği toprağa saldırır geri almak için. Doğru mu? İşte seninden bir Polonya devleti diye ayrı bir devlet kuruluyorsa o zaman 2. Dünya Savaşı'nı başlatan olay da bu değil mi? O zaman 1. Dünya Savaşı'nın sonuçları mantıken 2. Dünya Savaşı'nın neyi olur? Nedenleri olur. Doğru mu? Polonya diye bir devlet kurulmasaydı belki de Almanya Polonya Savaşı ilan edebilecek miydi? Lan öyle bir devlet yok. Tamam, belki yine 2. Dünya Savaşı çıkardı ama sebep bu olmazdı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Polonya devleti Almanya'dan ayrılarak kurulacak. Buyurun, dördüncü madde. Polonya'yı ABD destekliyor. Tabii tabii. Yani burada zaten Polonya devleti Almanya'dan hep ayrılmak istiyordu. Dört. Devletlerin kendi aralarındaki sorunlar çözülecek. Şöyle yapalım. Devletlerin kendi aralarında olan sorunların çözümü için uluslararası bir teşkilat kurulacak. Uluslararası bir teşkilat kurulacak. Değerli arkadaşlarım, kastedilen teşkilatın adı Milletler Cemiyeti'dir. Tamam, bunun yorumu da şöyle yapalım. Milletler Cemiyeti'nin diğer adı da Cemiyet-i Akvam'dır. Milletler Cemiyeti, açtım yanına parantez, neymiş? Cemiyet-i Akvam kurulması kararlaştırıldı. Şu an kararlaştırıldı. Kuruldu diyor muyum? Yok. Hayır. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şu şeyi bana verin ya. Bunu niye doldurmadınız siz? Siyah mürekkep verin bana bir. Siyah mürekkep nerede? O ona söylüyor, o ona söylüyor. Ne umuyorsun bacından? Bacın ölüyor acından. Ver. Allah canınıza. Sinan anlat. Hayat nasıl gidiyor? Hayat iyi gider ama, tabii. Dert yok, tasa yok. Bu İngiltere günümüzde hala planlar çizeceğim, bence İngiltere gitme geliyor. Öyle. Yani her şeyin arka planda... Var. Yani sadece Amerika Rusya olarak görmek gerekmiyor bence günümüzde. Doğru söylüyorsun Sinan. Siz nasılsınız hocam? İyiyim sen? İyi olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin durumunu biliyorsunuz. Allah şehitlerimize bir kere daha rahmet etsin. Cennetine koysun. Gazilerimize de en kısa zamanda sıhhat bulmasını nasip edelim. Bu hain saldırıdan sonra İdlib'deki tabii ki şehitlerimiz geliyor. Sayısının ve rakamının hiçbir önemi yok. Ha bir şehit, ha 36 şehit, 35 şehit. Ne farkı var? Rakamın önemi yok ki burada tabii. Yani işte bu topraklar öyle değerli topraklar gibi bilsek değerini. Yani işte bu adamlar niye buralarda? Ne amaçlıyorlar? Niye hep bizim buralarda savaşlar? Niye hep Müslüman ölüyor kardeşim? Biraz yani bakmak lazım. Yani onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani lütfen düşmanımızı ve dostumuzu bilelim. Ben burada birçok tahmin yürütüyorum. Yani neden tahmin yürütüyorum? Sen tarih bilmesen nasıl tahmin yürüteceksin? Dostunu bilmesen, düşmanını bilmesen nasıl tahmin yürüteceksin? Tahmin yürütemezsin. O yüzden bizim bu derslerdeki en önemli şeylerimizden biri tahmin yürütelim. Biz Rus'a güvenilmez demedim mi ben size? Çünkü ben Rus'un ciğerini bilirim, ciğerini. Ciğerini, onların ciğeri var ya. Of of. Onların 2. Dünya Savaşı'nda yaptığı katliamlar. Ağızka Türklerini sürmeleri. Ya onlardan ne bekliyoruz? Onlardan bir şey bekleyemeyiz zaten. Yani
Komşuyla aramızı iyi tutalım. Doğru. E tamam da yani bizim şeyin kapının anahtarını da Ruslara vermeyelim, komşuya vermeyelim yani. Anlatabiliyor muyum? Derdim. Kapımızı kilitleyelim. Doğru. Ama yani Rusya ile aramızı iyi tutacağız diye de bazı şeyleri yapamayız değerli arkadaşlar. Çünkü farklı bir devlet o. Yani bizim bildiğimiz bir devlet değil. Soğuk bir millet. Kararları kesin bir millet. Hedefleri olan bir millet. Elbet ki bu sıcak denizlere inmenin bir yolunu buluyorlar. İşte Rus Suriye'den buldular Laski'ye. Onların Akdeniz'e açılan kapısı. E Akdeniz'de doğal gaz arıyorlar. Doğru mu? Evet. E Rusya aşağıda doğal gaz arıyor. Hadi bana birisi anlatsın bakayım. Hadi anlatsın. Rusya'nın Akdeniz'e doğal gaz nasıl arar? Fransa nasıl arar? Hadi bu tarafa geçtim. Karadeniz'e nasıl arar? Kırım'ı, demek ki Kırım almalarının neymiş değerli arkadaşlar? Kırım'ı boş yere almıyorlarmış. Bunu bileceksin. Kırım'ı boş yere almadılar. Türkistan'ı boşuna. Karadeniz'imiz. Hep Akdeniz'den, güneyden bahsediyoruz ama ileride en büyük tehlike Karadeniz bize. Haberiniz olsun bu dediklerimi unutmayın. İleride Rusya'yla nereye kadar aranı yutacağım? Belli bir saatten sonra mecbur. İpler kopacak yani. Bu iş böyle gitmez. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet başka. Beşinci madde. Belçika'ya tam bağımsızlık veriyor. Belçika da bağımsız olmuştur. Belçika'ya tam bağımsızlık verilecek diyoruz değerli arkadaşlarım. Ve gelelim altıncı maddeye. Bu arada bu maddeler gerçek sıralamadaki maddeler değil. Yani bunda böyle bir konuşalım. Birinci madde belki birinci madde de mesela ondan sonrakiler hep karışık olan maddeler. Evet altı. Boğazlar ve geçitler uluslararası. Aynen öyle. Boğazlar ve geçitler ticarete açık olacak. Bunu özellikle Amerika Birleşik Devletleri ne yapmıştır? Yazdırmıştır. Çünkü onlar biliyorsunuz silah ticareti yapıyorlar. Evet 7. madde ise zaten her millet kendi geleceğine kendisi karar verecek. Bunun adı nedir? Self-determination diye gider, yazılır. Her millet kendi geleceğine kendisi karar verecek. Öyle mi olacak peki sizce? Öyle olmayacak. Karar verecek. Evet. 8. madde. Hatırlıyor musunuz? Bir Alsace-Lorraine vardı. Bu Almanya ile Fransa arasında gidip gidip gelirdi. Peki mantıken en son Almanların elindeydi ama şu an savaşı Fransa kazandığına göre bu kömür havzası kime verilmiştir mantıken? Fransa'ya. O yüzden 8. maddede ne diyoruz? Alsace-Lorraine nereye bırakılıyor? Fransa'ya bırakılacak. Ve gelelim son maddemize. 9. madde ki bu normalde dikkat edin buraya. Wilson ilkelerinin 12. maddesidir. Bir daha söylüyorum. Wilson'un 12. maddesidir. Peki bu madde direkt bizi ilgilendirir. Bakın düşünebiliyor musunuz? Bir Amerika gibi devlet tutup Osmanlı Devleti hakkında bir maddeyi özel olarak koyduruyor. Neden? Şimdi maddeye bir bakalım. Herkes maddeye dikkatçe baksın. Osmanlı ülkesinde yaşayan Türklerin çoğunlukta olduğu yerler Türklere, azınlıkların çoğunlukta olduğu yerler. Kime bırakılacak? Azınlıklara bırakılacak. Şimdi hepinize soru. Hadi bakalım hazır mıyız? Osmanlı ülkesinde yaşayan Türklerin çoğunlukta olduğu yer Türklere bırakılmıyor mu? Evet. E o zaman mantıken her yerde Türk fazla olduğuna göre bütün Türkler hepsi bizim mi? Evet. Mantıken hepsi bizim. Her yer bizim mantıken o zaman her yer bize bırakılacak. Acaba öyle mi olacak? Ankara Sincan'da yaşıyorsun. Doğru mu? Sincan'da 10 tane Türk var, 3 tane Ermeni var. Oran bu. 10'a 3. Peki mantıken şu maddeyi gören bir Ermeni ne düşünür? Ben burada nasıl çoğunluk olabilirim diye düşünür. Tutar akrabasını arar Erivan'dan getirir Ermenistan'dan. 2-3 tane de Türk öldürürse dengelenir mi? Ondan senin sayın 7'ye düştü, onların sayısı 7'ye yükseldi. O zaman buradaki amaç Osmanlı Devleti'ni parçalamaktır. Burada ne demek istiyorlar biliyor musun? Ey Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıklar. Lan size söylüyorum çoğunluk olursanız size oraları vereceğim. E ben azınlığım örnek Iğdır'da yaşıyorum. Örnek Nevşehir'de, Kütahya'da, atıyorum Aksaray'da yaşayan bir Ermeniyim. Ben o zaman mantıken bir yerde toplanırım orayı kendime verdirtirim. Ne yaparım? Hepimiz ana taşınırız. Ben Antalya'da yaşayan, Trabzon'da yaşayan, Samsun'da yaşayan bir Rum'um. O zaman ne yaparım?
Rumların en çok çoğalmakta olduğu yer olan İzmir'e giderim. Komple oraya taşınırım. Böylelikle orada daha fazla olurum. Türklerden daha fazla olmaya çalışırım. Bir de onları göç ettiririm. Bir de onları öldürürüm. Oh mis gibi. Bir de oradan Yunanistan adalarından, Yunan adalarından Yunan getiririm. Oraya yerleştiririm. Mis gibi oh. Al sana. Savaşsız mavaşsız. Wilson ilkelerin 12. maddesi uygulanmaya konulsa bazı yerlerde Rum nüfusu, bazı yerlerde Ermeni nüfusu fazla çalış, yani fazla çıkmaya çalışır. O zaman bu madde görünüşte kimin lehine? Bizim. Ama görünüşte amacı bizim lehimiz olsa da asıl amacı nedir? Osmanlı Devleti'ni parçalamaktır. Doğru mu? Peki Wilson ilkeleri neye yaramıştır? Savaşın kısa sürede içinde bitirilmesine yaramıştır. Ama savaş sonunda ne yapılmamıştır? Uygulanmamıştır. Peki neden? La savaş sonunda uygulansa bizi niye işgal ettiler o zaman? Bir şey söyleyeceğim. Wilson ilkeleri savaş sonunda niye uygulanamadı? Asıl sorunun cevabı bu, bu. Lan Amerika, sen girdin. Millet şunlara güvendi. Ulan dedi, koca Amerika bize yamuk yapar mı dedi. Ve bunlara güvenen Osmanlı Monroe'su imzaladı. Doğru mu? Bunlara güvenen Almanya Retondes'i imzaladı. Ateşkes antlaşmaları bunlar. Bulgaristan Selanik imzaladı. E bunları biz imzaladık. Ondan sonra Amerika dedi ki savaş sonrası. Bye bye hepiniz. Niye böyle dedi? Çünkü dedi ki kusura bakmayın, bizim bir Monroe doktrinimiz var. Evet biz savaşa kısa süreliğine katılıp savaşı sona erdirdik. Ama benim de bir dış politikam var. Neydi dış politikam? Bana dokunmayan yılan. Bin yaşasın. Amerika kıtamda ben mutluyum. Kıtama saldırı olmadığı takdirde ben de Avrupa işlerine karışmayacağım dedi. Ve en son Amerika Başkanı Woodrow Wilson, yani bu ilkeleri yayınlayan Woodrow Wilson, Paris Konferansı olacak ileride 1919'da. Arkadaşlar benim bugün Avrupa'daki son günüm dedi ve çekti gitti. Peki hepinize soru. Bir öğretmen düşünün. Arkadaşlar sessiz olun, bir lavaboya kadar gidip geliyorum dedi. Sen o sınıfın hiç sessiz olduğunu gördün mü? Arkadaşlar ben kıtama geri dönüyorum diyen bir devlet, kıtasına geri döndükten sonra bu ilkeleri uygulayacak bir baba yiğit olur mu? Kim uygular arkadaşlar? Senin olmadığın yerde bunları millet niye uygulasın? O yüzden herkes bundan sonra ne yaptı? Amerika'yı tekrar kıtaya gönderildi ve Wilson ilkeleri de rafa kaldırıldı. Var mı anlamadığımız herhangi bir? Senin olmadığın yerde senin hükmün olmaz. İşinin başında olmayan esnaf batar. İşinin başında olsaydı Amerika belki bu ülkeleri onlara uygulatırdı. Ama şu an için öyle bir şey gerek yok. O zaman dikkat. Amerika Birleşik Devletleri Monroe doktrininden ilk tavizi ne zaman verdi? Birinci Dünya Savaşı'na katılarak. Ama Birinci Dünya Savaşı'nın hemen sonunda tekrardan kıtasına geri döndü. Böylelikle Wilson ülkeleri savaşın bitirilmesinde etkili olurken savaş sonunda ne yapmamıştır? Uygulanamamıştır. Bize de o zaman savaşın sonuçlarını yazma durumumuz ortaya çıkmıştır. Evet, hep beraber bakalım. Savaşın sonuçları neler olmuştur? Bir, en karlı çıkan devletleri yazalım. En karlı çıkan devletler. Buyurun. İngiltere, Fransa ve bana göre Japonya'dı. Çünkü Japonya'da uzak doğu sömürgelerini elde etti. Peki en zararlı çıkan devletler hangisi? Almanya ve Osmanlı Devleti en zararlı çıkanlar arasında gösterebiliriz. İki, imparatorluklar parçalanmadı mı? İmparatorluklar parçalandı. Şimdi bana dört tane imparatorluk söyleyin bakalım. Osmanlı bir, Rusya iki, Almanya üç, Avusturya Macaristan İmparatorluğu dört. Peki hepinize soru. Ya bu kadar devlet sizce parçalanırsa, imparatorluk ne demek? Birden fazla ırkı içinde barındıran devletler demek. O zaman ne olur? Bunlar parçalanırsa yeni devletler ortaya çıkar. Örnek, yeni bir devlet söyleyeyim. Wilson ilkeleri kararıyla kurulmuştu. Hangisi? Polonya. Mesela hangi devletler kısa süreliğine kuruldu? Azerbaycan. Hangi devlet kısa süreliğine kuruldu? Gürcistan. Hangi devlet yine kısa süreliğine kuruldu? Ermenistan. O zaman dikkat. Tarihte bizim Azerbaycan dediğimiz devlet iki defa kurulmuştur. Doğru mu Etri abi? Evet, 1918'de kuruldu, bir de 1990'da Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla kuruldu. Hadi bakalım Etri abi. Azerbaycan devletinin kurucusu kimdir 1918'de? Mehmet Emin Resulzade. Diğerinin kurucusu kim? 1990'da Ebul Feyz Elçi Bey. Ama herhalde ilk cumhurbaşkanı olmuyor. Ayaz Muttalibov oluyor. Doğru mu? O biraz farklı bir durum. Evet. Polonya, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan,
Avusturya Macaristan ikiye ayrıldı. Bir Avusturya oldu. Bir Macaristan oldu, ikiye ayrıldı. Devam. Hangi devletler kuruldu? La Türkiye kuruldu. Rejimini değiştiren devlet hangisi oldu? Sovyet Rusya oldu. Devam edelim. Mesela hangi devlet kuruldu o zamanlar? Yugoslavya. Duyduk mu? Başka hangi devlet kuruldu? Estonya kuruldu. Ukrayna kuruldu. Başka hangi devlet kuruldu? Çekoslovakya kuruldu. Şimdi size bir soru soracağım. Hazır mıyız? Aşağıdakilerden hangisi? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan devletlerden biri değildir. Hazır mısın Sinan? Bana bakın. Bırakın oraya. Hangisi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan devletlerden biri değildir? Azerbaycan. Evet. Polonya. Var. Var. Çekoslovakya. Var. İsrail. Yok. Var mı İsrail? Yok. Çünkü İsrail kaçıncı dünyadan sonra kuruldu? İkinci. O zaman genellikle sınav soruları böyle verildiği zaman aklınıza hangi devlet gelsin? İsrail. İsrail ikinci dünya savaşından sonra kurulmuştur. Hindistan ikinci dünya savaşından sonra kurulmuştur. Pakistan ikinci dünya savaşından sonra kurulmuştur. O zaman dikkat, bu üç devletin ikinci dünya savaşından sonra kurulduğunu lütfen bilelim. Peki. Başka? Üç. Ne oldu? Kaç milyona yakın insan hayatını kaybetti neredeyse? 10 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Bir şey söyleyeceğim. Eskiden savaşlar bu kadar geniş coğrafyalara yayılmazken, örnek Kanuni Sultan Süleyman Macarlarla işte Mohaç Meydan Muharebesini yaparken nasıl yapıyordu? İki ordu bir araya karşı karşıya geliyordu, ordular çarpışıyordu. O zaman mantıken silahların sayısı, adedi artı farklı silah türleri gelişmiş ki bu kadar insan ölüyor. Hayır. Doğru mu? O zaman dikkat. İlk defa tank, ilk defa denizaltı kullanıldı. Bu da neye sebep oldu? Kıyıların vurulmasına ve şehir merkezlerine tankların girmesine, ateşlerle beraber binaları çökertmesine. Peki hepinize soru. Bir binaya bir top atışından sonra o binada kalan insanlar elbet hepsi ölmüyor. Yaralı olan. Yaralıyı kurtarabilecek bir anlayışımız var mı bizim? Günümüzde akut dediğimiz sistem var mı? Veya o zamanlar için var mı Sinan? Yok tabi. O yüzden sivil savunma teşkilatları ne zamandan sonra kurulmuştur? Bundan sonra kurulmuştur. Evet, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ne kurulmuş? Sivil savunma teşkilatları kurulmuştur. Sivilleri korumak için. Bravo, tebrik ederim. Sivil savunma teşkilatları kurulmuştur. Evet, güya dünya barışını sağlamak amacıyla ne kuruluyor? Milletler Cemiyeti kurulacaktır. Şimdi size burada bir soru soracağım. Bakalım kaç kişi doğru cevap verecek. Milletler Cemiyeti. Diğer adıyla ne? Cemiyeti Akvam kurulmuştur. Peki dünyada, hani biliyorsun eskiden Milletler Cemiyeti, sonra günümüzde bunun adı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler oldu. Dünya tarihinde Birleşmiş Milletler fikrini ilk öne süren Türk İslam bilim insanı kimdi? Ela. Farabi. Niye? Çünkü ondan duydun. Bilmiyordum. Nasıl bilmiyorum? Ben bunu işlemedim mi? Türk İslam bilim insanları içinde Farabi işlerken Birleşmiş Milletler fikrini ilk savunan kişi kim? Farabi, buna dikkat edeceksiniz. Milletler Cemiyeti değil, Birleşmiş Milletler fikri. Yani onun da zaten ilk hali bildiğiniz üzere. Evet, başka? Savaşın sonucu yok mu? Bu kadar mı? Yeni rejimler ortaya çıktı. Onları da söyleyeyim. Yeni rejimler ortaya çıktı. Örneklerle gösterelim. Mesela yeni rejimlerden Adolf Hitler Almanya'da başa geldikten sonra Nazizm, Benito Mussolini İtalya'ya geldikten sonra Faşizm ve Vladimir İliç'lerin Rusya'ya geldikten sonra da Komünizmi bu devletlere getirmiştir değerli arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. İlk defa ne kullanılıyor bu savaşta? Denizaltı. İlk defa denizaltı. Başka? Kimyasal silah. NBC denilen kimyasal silahlar. Ve tank kullanılmıştır. Tank kullanıldı. Peki uçak ne zaman kullanılmıştır? Ruskart'ta kullanmıştır. Evet, İtalya tarafından. Güzel. Peki var mı başka değerli arkadaşlar? Ne oldu Sinan, sen bir virüse mi yakalandın oğlum? Ne yaptın? Öksürüp öksürüp duruyorsun, bize korkutuyorsun yemin ediyorum ya. Tütünden hocam. Valla tütünden hiç. Ben sana ne dedim geçen de derste? Allah muhafaza ya. Kız maske alak bir şey yapak, kurban olayım. Ona takak yani, bizlik bir şey yok. O saçıyor yani. Evet. Gel arkadaşlarım, gördüğünüz üzere savaşın sonuçları da bunlardır. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bir konuyu çok atlıyorsunuz. Bütün öğrenciler olarak atlıyorsunuz. Bu yanlış.
Mesela atladığınız en büyük yeri söyleyeyim. Ateşkes antlaşmalarını bilmiyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz onu da anlamış değilim. Herkes Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan barış anlaşmalarını biliyor. Örnek Almanya ile imzalanan barış anlaşmasının adı Versailles. Osmanlı Devleti ile imzalanan barış anlaşmasının adı Sevr. Mesela Avusturya ile imzalanan Saint Germain, Macaristan'la Trianon gibi anlaşmaları biliyorsunuz ya da Bulgaristan'la Neuilly. Ama kimse bu ateşkes antlaşmalarını bilmiyor. Bakın bu konuda eksiğiniz var. Sınava girdin. Eşleştirme sorusu gelebilir. Örnek. Osmanlı Devleti karşısına Mondros yazar. Almanya'nın karşısına Versailles yazar. Bilmem ne. Der ki hangisi ateşkes? O zaman sen ateşkesi bilmiyorsun ki. Tamam şu da olabilir. Bak şu da olabilir. Barış antlaşmalarını bilsen de belki ateşkesi yapabilirsin. Ama ateşkes antlaşmalarını eşleştir derse ne yapacaksın? 4 tane ateşkes antlaşmasını verdi karşıya. 4 tane de devleti verdi. Birleştir dedi. Bir tek Mondros'u biliyor. Diğerleri ne? Diğerleri. İşte burada ne lazım bize? Bu sınavda özellikle ateşkes devletlerin, yani ateşkes antlaşmalarıyla devletleri eşleştirmeyi bilmemiz lazım. Onu da şuraya yazacağım. Tamam. Önce şuraya bakalım. Şu gizli anlaşmaları zaten şurasını biliyorsunuz. Doğru mu? Evet. Şurada en önemli yeri işaretleyeyim. Sovyet Rusya. Bak burası dikkat. Gizli anlaşmaları dünyayı duyuran devlet Rusya. Şimdi ben şurada bir tane şey yapayım. Tablo yapayım bir tane. Ateşkes antlaşmaları diye bir tablo yapalım. Ateşkes antlaşmaları. Hangi devlet hangi ateşkes antlaşmasını imzaladı? Ona bir değer arkadaşlar isterseniz bakalım. Hazır mıyız? Önce şu devletleri bir yazayım. Ateşkes antlaşması imzalayan devletler yani bizim taraf Almanya, Osmanlı Devleti, Bulgaristan ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu. Tamam. Şimdi buraya herkes dikkatçe baksın. Almanya ile imzalanan ateşkes antlaşmasının adı Red Hondes. Osmanlı ile imzalanan ateşkes antlaşmasının adı Mondros. Zaten bundan sonraki konumuz da Mondros olacak. Bulgaristan'la imzalanan ateşkes antlaşmasının adı Selanik ve Avusturya Macaristan. Eğer bunu hatırlayamazsanız aynı şu mantığı güteceksiniz. Dikkat edin. Avusturya Macaristan. Sanki iki devlet gibi düşünün. Bununla da mantıken anlaşmanın ismi de ne oluyor? İki tane. Villa Gusti. Tamam. Bak Avusturya Macaristan Villa Gusti. Diğerleri zaten Mondros'u biliyorsun. Almanya Red Hondes. Bunlar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan ateşkes antlaşmaları lütfen dikkat edelim. Eğer bir gün ateşkes antlaşmalarının eşleştirme sorusu gelirse bu çok zor bir soru olur. Çünkü çoğu insan sadece neyi biliyor? Bizim Mondros'u biliyor. Diğerlerini bilmiyor. Tabii. Mesela dört devleti böyle verir. Bunları da verir. Eşleştirir. Yanlış eşleştirir. Hangisi doğrusu? Hangisi yer değiştirince doğru olur der mesela. Gibi. O yüzden bunlara da dikkat edelim. Zaten bir şeyi bir kere daha söyleyeyim. Sınav mantığına gerek yok. Sizler bunları ezberleme yöntemiyle değil de hafızaya kazıma yöntemiyle iş yapacağız. Ve bunlardan da bu anlattıklarından biraz da biz ne yapalım? İsterseniz önemli noktaları işaretleyelim. Zaten anlaşmaları işaretlemiştim. Buraya dikkat. Hangi anlayış ortaya çıkıyordu? Manda ve himaye. Hangi devlet kullanıyor Wilson ilkeleriyle? Polonya. Hangi şeyin kuruluşu kurulması kararlaştırılıyor? Milletler Cemiyeti. Geldik. 12. madde. Namı diğer 12. madde neydi? Direkt bizi ilgilendiriyordu. Savaşın en önemli sonuçlarından bana göre hangi devletler kuruldu? Az çok bileceksin. Tamam. İsrail yok. Hindistan yok. Pakistan yok. Tamam. Bunları bilelim. İndim aşağıya. İlk defa dünyada sivil savunma teşkilatları hangi savaştan sonra kuruldu? Dünya Savaşı. İndik. Burada başka da ne var? İlk defa nükleer silahlar ve tank denizaltı ne zaman kullanılmış? Yine bilmiyorsunuz. Bir bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam Sinan. Var mı sıkıntı? Tamam. Ela var mı? Soru gelse yapar mısınız? Harikasınız. Etra Bey soru gelse? Azerbaycan TYT'sini yapar mıyız? Var mı sıkıntı? Tamam. Değerli arkadaşlarım böylelikle Birinci Dünya Savaşı cepheler ve Wilson ilkeleri ve gizli anlaşmalar ve sonuçları kısmına bitmiştir. Bundan sonra bizim tarafa döneceğiz artık. Dünyayı bırakacağız
ve Mondros Ateşkes Antlaşması ve ilk işgaller ve ilk işgallere karşı Türk milletinin tutumu konularını işleyeceğiz. Kendinize lütfen dikkat edin. Bol soru çözüyoruz. Bir tekrar bol soru. Öyle çok fazla tekrara gerek yok. Görüşmek üzere.